Halilleşmer piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, bugün sabah çalışmamızı bir toplantı, daha doğrusu acil bir toplantı sebebiyle ertelemek zorunda kaldım. Gün ortasını değerlendirmek adına hem piyasanın açılış rakamlarını değerlendirmek adına böyle bir başlangıç yapalım bugüne. Akşam da detaylı yine çalışmalarımızı paylaşacağız. Şimdi biraz önce şöyle bir gezerken son dönem hareketleri önemli başlıklar altında sizlerle paylaşmaya çalışmıştım. Mesela doların hani ben çok fazla dolar tarafında iyimser olduğum yorumları yapılıyordu ya uzunca bir süredir. Mesela bundan bir ay önce, 1,5 önce dolar alış bölgesine yaklaştığından bahsetmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Yani seviye kaçtı? 5.19'lardı ki bizim tablomuzda 5.19. Yani 5.20'nin altında 5.19, 5.10 bölgesi bizim için dolarda alış bölgesiydi. Ve ondan sonra 5.45, 5.55 ihtimalinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşti tabii. Bu noktada alış bölgesi dediğimizde demek ki belli noktalarda da alış verebiliyoruz. Yani belli noktalarda da alış yapabilirsiniz diyoruz dolarla ilgili. Veya belli noktalarda tamam burası satış fırsatı dememizin sebepleri tamamen tekniktir arkadaşlar. Yani dün akşam bahsetmeye çalıştık. Aslında piyasalar çok kötü olabilir ama fiyatlar eğer bizi ilgilendiren fiyatlarsa yani reel sektör tarafında bir işimiz varsa tabii ki o bambaşka bir şey. Krizle bağlantılı o süreç devam edecektir veya düzelme zaman alacaktır. Ama burada yine kitabımda da bahsetmiş olduğum ekonomi ve siyasetin nabzı borsa. İlk önce yani reaksiyon borsada görülüp arkasından faizler, döviz buradaki pozitif havaları görebiliriz. Pozitif gelişmeleri görebiliriz. Ve ben genelde zaman zaman daha önceden daha çok yapıyordum ama karşılaştırmalar yapıyordum. Gerek kriz karşılaştırmaları. Kriz karşılaştırmaları yaptığında aldığım eleştirilerden bir tanesi doğru, görece doğru olabilir. Konjonktür. Şimdi arkadaşlar krizin ana çıkış kaynağı sebebi nedir? Konu nedir? Ona bakarak geçmişte oluşmuş bir emlak krizi, geçmişte oluşmuş döviz krizi, geçmişte oluşmuş bir reel sektör tarafında oluşmuş bir takım kredilerle ilgili problemler. Bunların hepsi farklı farklı krizler gibi görülse de genelde krizlere verilen reaksiyon aynıdır. Döviz yükselir, faizler yükselir. Arkasından negatif gelişmeler olur ve reel sektör tarafını etkiler. Bunlar bu dönem geçti, bu evre geçti. En azından bu evrenin geçtiğinden bahsediyoruz ve 2019 için çok fazla kötümser olanlara verdiğimiz mesajda ya en azından bakın en kötü şu an için geçmiş durumda ama bu bir ikinci evre gelmeyecek anlamına gelmiyor. İkinci yani ikinci krizin ikinci şoku, ikinci etkisi bugüne kadar görmemişiz böyle bir şey. Bakın bugüne kadar böyle bir şey görülmedi. Yani bir kriz oldu. En az 2-2,5 yıl sonra ikinci bir kriz fiyatlaması geldi. Bunu söyleyebilirim. Hatta daha uzun. 3 yılı 3,5 yılda buldu oldu. Bizim kendi iç dinamiklerimizden olan krizler dış dünyayla ilgili dış global etki olduğunda da biz daha çok çabuk toparladık. Yani krizde iki tür toparlama sürecinden bahsetmiştik. Burada bütün videolarımıza bakabilirsiniz. Yani burada sık sık ifade etmiş olduğumuz bir takım çalışmalarımız vardı. Mesela borsada yıl sonu rallisi. Videolarımıza tek tek dönüp bakabilirsiniz arkadaşlar. İşinizi kolaylaştıracak özellikle eğitimlerimde bahsetmiş oldum. Benim hızlı tarama yöntemi. Yani vaktiniz olmayabilir. Size bir algoritma veriyorum. Bunu taratıyorsunuz hızlı bir şekilde. Çok ciddi, olumlu olabilecek. Eğer biraz daha profesyonel ve amatörlükten çıkıp profesyonelliğe geçtiyseniz piyasanın uygun olmadığı zamanlarda açığa satış yaparak da size zayıf hisseleri, kötü hisseleri, satış gelebilecek hisselerin listesini verip orada iyice anda satarak, sat al yaparak para kazanma imkanınız da var. Bunu da burada yanılıyorsam anlatmıştım. Türkiye'nin risk primlerine yönelik bir takım videolarım vardı. Bakın burada görebilirsiniz. Şurada bahsetmiş oldum dolar alış bölgesine yakın dediğimiz o 5.19'lar 5.20'ler. Hisselere yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar. Merkez Bankası'nın kararlarının ne olması gerektiği, sanayi üretimi, birçok makroekonomik veriyi de burada sizlerle paylaşmıştık. Şurada şu noktaya da değinmiştim. Deutsche Bank
Türkiye'nin kredi TL'nin dünyanın en ucuz parası olduğundan bahsettiğinden bir yorum vardı. Ama biz bunu zaten söylüyorduk. Dünyanın en ucuz parası TL. Bu ucuzluk ne kadar devam eder? Bunun karşılaştırmasını yaptık. Burada videolarımızdan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çok da fazla burada detaya girmiyorum ama bizim benzettiğimiz bir takım benzer hareket ettiğimiz bir takım ülkeler vardı. Bunları da karşılaştırdığımız videolarımız vardı. Buradan da bakabilirsiniz tabii. Ve gördüğüm kadarıyla şu an için kimse borsada algoritmaları düşman olarak veya kendine ciddi rakip olarak görüp bir tek kelime dahi görmüyorum. Neden? Çünkü endeks %14 yükseldi. 13 iş gününde, 12 iş gününde pardon. Hatta %15'e yaklaştı. Neden kesildi algoritmalara yönelik eleştiriler? Çünkü algoritmalar dediğimiz gibi arkadaşlar bakın çok basit. Trend demek algoritma. Bizden insanlardan büyük avantajı hızlı işlem yapabilmesi. Sonuçta biz verileri oraya yazarız. Deriz ki hareketli ortalamayı aşağı kırınca şu seviyeye gelince sat. RSI şu olunca al veya satışına devam et. İcamda açığa satış yap. Zincir emir dediğimiz emir türüne de benzer. Mantık da zaten buradan çıkmıştır. Dolayısıyla burada algoritmaları olumlu olumsuz anlamda yorumlayamayız arkadaşlar. Benim kanaatim. Çünkü dediğimiz gibi algoritmalar aslında eğer sizin aklınızdaki sistem para kazandıran bir sistemse bunu algoritma yazıp makineye yaptırabilirsiniz işlemleri. Şimdi bunun detayına da girmiyorum. Girmeyeyim artık. Şunu demek istiyorum. Algoritmalarla ilgili gördüğünüz kadarıyla şey kesildi. Eleştiriler kesildi. Piyasa kötüyken algoritmalar kötü gözle bakılıyordu. Eleştiriler acımasızca olduğunu düşünüyorum bence. Ve zaman içinde de olacaktır zaten. Başka çaresi yok. Eğer bir sisteminiz varsa hemen giden yazılım yapan bir arkadaşa veya eğitim veren arkadaşlar da var. Gördüğüm kadarıyla iyi çalışmaları yapan arkadaşlar da var. Mantığınızı çalıştırın. Siz de algoritma yazın. Siz de sisteme yaptırın. Eğer kendinize güvenmiyorsanız. Ama yok ben bakarak yapmak istiyorum da diyorsanız o da herkesin kendi tercihi. Ama algoritmalarla ilgili süreç şu an için rafa kalktığını söyleyebilirim. Ama düşler olduğunda, sert hareketler olduğunda göreceğiz. Çok sert yukarı aşağı hareketler olacak. Bu işin doğasında var. Bu 1900'lü yılların başında da vardı. Arz talep dengesi. İlk insanın Trump'a yaptığı zamanda da vardı. Şimdi de var arkadaşlar. Çünkü insanoğlu her zaman iştahı vardır. Zaman zaman kesilir. Zaman zaman artar. Bu da ister istemez kitlesel psikolojinin davranışıyla piyasalar üzerinde bir takım trendlerin oluşmasına neden olur. Dow kuramı, Dow teorisini mutlaka Charles Dow'un 1900'lü yıllarda başında bir Amerikalı gazete editörünün trendlere yönelik Dow teorisini ortaya attıktan sonraki ana trendler, ara trendlerle ilgili bence araştırmanızı mutlaka buraya biraz yoğunlaştırın. Olabildiğince basit arkadaşlar bakın. Diyoruz ya burada biz roket mühendisliği yapmıyoruz, matematiği yapmıyoruz. Yapılması gereken şey burada. Olabildiğince basit yöntemleri kullanın. Olabildiğince grafikler size aynen burada olduğu gibi basit net görüntü sağlasın. Sonucunun ne olduğunu göreceksiniz. Yine bir takım eleştiriler vardı o günlerde. Ney vardı? Dolar bazında endeksin bir omuz şöyle diyelim bir omuz baş omuz yaptığı dolayısıyla daha da aşağı geleceği yönünde bir takım bana da şeyler geliyordu. Ne derler? Mesajlar geliyordu. Ama bunun omuz baş omuz formasyonunun burada asla olmayacağını söylemiştik. Videolarımıza bakın nedenleriyle birlikte anlatmıştık. Omuz baş omuz formasyonu dipte olmaz olursa tepede olur demiştik ki buna da örnek vermiştik. Görüyorsunuz. O günlerden sonra hatta biz bunu yaptıktan sonra olumlu manada bize geri dönüşler oldu. Eleştiri değil, geri dönüşler oldu. Ve şu yükselişi görüyorsunuz. O zaman bahsedilen omuz baş omuz formasyonu olmadığını zaman içinde göstermiş oldu. Aynı şekilde biz zaman zaman yapmış olduğumuz çalışmalarda da mesela şey için dolar TL için de burada bir formasyondan bahsedilmişti. Denmişti ki
burada bir şey var. Bakın şöyle bir çizim yapılarak burada bir ters fincan kulp var denmişti. Düşüş işareti ürettiğinden bahsedilmişti. Doğru, güzel düşüş üretti ama bu fincan kulp formasyonu değildi. Bizim bahsetmiş olduğumuz burada en fazla görülen formasyonlardan bir tanesi olan her zaman dikkat edilmesi gereken formasyonlardan birisi olan dediğimiz alçalan üçgen oluştuğu, dolayısıyla alçalan üçgen formasyonunun hedeflerinden bahsetmiştik o günlerde. Görüyorsunuz bu anlamda oldukça önemli. Şimdi eğer formasyonları arkadaşlar doğru tespit edebilirseniz harika şeyler yakalayabilirsiniz. Ama formasyona illaki sadık kalma. Ya ben illa formasyon figür şekil görmek istiyorum diyerek özür dilerim Tazmanya canavarı gibi bir şeyler yapmaya zorlarsanız kendinize olmaz. Bir kere en başta teknik analizi arkadaşlar trade eden kişi en başta iyi bir izleyici olması lazım. Yani iyi bir izleyici olmamız lazım. İzlemek demek ne demek? Fiyatları çok iyi izlememiz lazım. Eğer fiyatları çok iyi izlersek her şey zaten kendinden rayına oturacaktır, gelecektir. Dolarda da şu an için süreç burada ve hemen bu bağlantıyla geçelim. Dolar şu an için 5.31.61. Son 54 görülmüştü dün. Neredeyse son bir ayın en düşük seviyelerine doğru geliyor. Peki en düşük seviyeler neresi demeden önce dolar da şöyle bir, ben kolay kolay trend çizgisi çekmem ama bakın şurada oluşan trende baktığımızda, şuradan alayım, buraya kadar bir geri çekilme normal, zaten onu geçen hafta da bahsetmiştik. Ama eğer buradan alacak olursak trendin şu an için altında olduğunu, son kez bakın trende dokunduğunu, kıramadığını, alta geldiğini, alt banda doğru gelebileceğinden bahsetmiştik. Hemen şöyle dönelim bugüne dair dolar yorumunu yapalım. Haftalık tabloda da nerede nedir onu da yorumlayalım. Hemen dönüyorum, piyasalara döneceğiz şimdi. İsterseniz şöyle ben şuradan şeyimi alayım. Şu tabloyu açalım. Borsaya da döneceğiz, hisselere döneceğiz çünkü çok güzel hisseler var. Bu arada tabii bakın bahaneler bitmiyor arkadaşlar lütfen. Yani bunu yapan çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. Bu tür konuşmaları yapan. Ve ben her zaman şunu tavsiye ediyorum lütfen. Bu piyasalarda işlem yapıyorsak asli işimize kazandığımız o zor parayı arkadaşlar birilerinin söylediğine göre heba etmeyelim. Maalesef heba etmeyelim. Yani bu çok ciddi bir şeydir. Sıkıntı. Yani zor biriktiriyoruz. Çok kolay birilerinin söylediğine göre paramıza heba ediyoruz. Emek vermeden olmuyor arkadaşlar. Tavsiye edeceğim kitaplar var. Bu kitapları daha önce de tavsiye etmiştim. Çok fazla size söylemiştim. Hatta isterseniz yeri gelmişken söyleyeyim. Videoyu biraz uzatacağım ister istemez. Ama milyon değer iliğinde bilgiler var. Bunları arkadaşlar mutlaka bu kitapları edinin. Lütfen edinin. Lütfen. Çünkü çok zor para kazanıyorsunuz. Ondan sonra şöyle oluyor. Halil abi sen şöyle söylemiştin ve ben altına girdin. Ya geç kardeşim. Kazanınca Halil abi al, Halil abi bu da senin payın diyebilecek yüreğin varsa ben o zaman tamam Webel altına girdim diyeyim. Biz de yanılıyoruz. Sonuçta 10 işlemimizden 8 tanesi doğru çıkıyorsa veya 10 işlemimizden 8'i doğruysa sonuç itibariyle şu bizim Excel tablomuzun şeyi var, onu yüklemedim. Onun için şey gözüküyor arkadaşlar. Yoksa normalde var. Bir arkadaş da geçen gün Excel tablosunu bile kaçak kullanıyor lafı yapmış. Var fakat benim iş güzelliğim biraz onu yüklemek için zaman ayırmam lazım. Belki bugün ayırırım. Nereden nereye bakın, o kadar olaylar karışıyor ki. Arkadaşlar ne olursa olsun kendinize yatırım yapmaya çalışın. Başarıyı yakalamak için bu kitaplar kesinlikle okunmalı. Bakın Borsa Sihirbazları belki 15-16 yıl önce, belki 20 yıl önce okuduğum kitap, hatırlayamıyorum şimdi. Karşıt Yatırım muhteşem. Bakın piyasa 89-88'lerdeyken bu kitapla ilgili bir takım yorumlarda bulunmuştum. Kitlesel görüşün ne kadar kötümser olduğu. Örneklerin aslında Karşıt Yatırım'da borsanın iyi olabileceği, dövizin düşeceği, faizin düşeceği, olumlu havanın gelebileceğine yönelik kitaptan örnekler vererek yaptık arkadaşlar bunu. Aynı zamanda bakın Borsa Sihirbazları ile ilgili yapmış olduğumuz çok detaylı çalışmalarım var. Bunları zaten paylaşıyorum. Gerek eğitimlerde gerek kendim tatbik ediyorum, uyguluyorum. Önemli traderların hayatlarından, yöntemlerinden, sistemlerinden, kriterlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Kendim bir an şey camide cuma vaazı veren hoca gibi hissettim, pardon ya. Evet.
Trend Takipçisi. Muhteşem bir kitap arkadaşlar. Bir borsa spekülatörünün anıları. Harika. Siyah Kuğu. Evet, aslında arkadaşlar itiraf edeyim. Borsanın bu yükselişini, dövizin düşüşünü, faizlerin düşüşünü, olumlu havanın esebileceğini. Bakın ama sadece finansal piyasalarda. Şu an böyle ya neresi iyi olur bu Türkiye'nin içinde ekonomisinin diyen sesleri duyuyorum. Eyvallah, bir şey demiyoruz. Ama finansal piyasalarda işlem yapıyoruz. Ben finans piyasası yorumu yapıyorum. Ben ekonomist, tabii ekonomist kimliğim var ama ekonomist kimliği olarak konuşmak çok çok zaman konuşmuyorum zaten. 100 konuşmamda bir tanesinde konuşuyorum. Trader kimliği veya bir yorumcu kimliğimle konuşuyorum. Diyoruz ya, yani 10 işlemimizden 8'i iyi. 10 işlemimizden 10'u iyi olsa arkadaşlar, ben burada açıkçası kusura bakmayın ama her zaman yaparım. Gene yorum yaparım. Paylaşmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Geri dönüşler bu anlamda çok iyi. Bir kişi, deniz yıldızı misal, bir kişi bizim yorumumuzdan faydalanmış olsa bizim için mutluluk. Siyah kuğuyu gördüğümüzden bahsetmiştik arkadaşlar. Onca beyaz kuğu içinden siyah kuğuyu gördüğümüzden bahsetmiştik. Hatta bize biri, çok da üzüldüm ama ilkel teknik analizciler yükselişi yakaladı tarzında yorum yapmış. Bu arkadaş bilmiyorum, herhalde biraz psikolojisi de bozuktu. Çünkü doların düşüşü çok fazla inanmıyordu. Daha çok yukarılara bekliyordu. Borsanın daha kötü olacağından bahsediyordu. Bakın, borsa kötü olabilir. Şu kötü, şu olabilir, bu olabilir. Ama insanlara, yani zaten ülkede gerginlik had safhada. Yani gerçi biraz yumuşamaya başladı. Umarım bu olumlu gelişme olur. Hiç olmasa biz yani işini yapana layığıyla ya hiçbir şeyde, yani eleştiri yapmasan, hiçbir şey yapmasan hiçbir şey söyleme kardeşim. Yani herkes kendi işini kendisi yapsın. Duyunca insan insanı ister istemez psikolojik olarak da etkilenebiliyor. Ha ya, yıllardır bu piyasadayız, sahnedeyiz. Sonuç itibariyle biz bunları alışmışız. Adamın söylediği gibi, sen bu işi bırak. İyi olur, emredersiniz. Ben bu işi bırakıyorum diyecek kadar saf da değiliz. Veya o adam ne dediğini bilmiyor. Hiç kale bile almamak lazım. Ama kale aldığımız, dikkate aldığımız insanlar var. En azından bunların konuşmaları zaman zaman biz de yapıyoruz. Ama en azından biraz daha dikkatli olmamız hem ülkenin hem yatırımcının serayeti anlamında önemli olacaktır. Olumlu geri dönüşler olacaktır. Onun için bu arkadaşa o an sinirli olduğunu düşünerek söylüyorum. Ama ben siyah kuğuyu söylediğimi, gördüğümü söylemiştim ve dolayısıyla bu siyah kuğunun etkisidir arkadaşlar. Hatasız düşünme sanatı. Ya bu, burada da ben kişisel gelişime biraz nasıl söyleyeyim? Meraklı olduğum için, hatta bu noktada kitabımda olduğu için çok önem veriyorum arkadaşlar. Kişisel gelişim, kendinizi geliştirme. Yani hayatın son anına kadar insan kendini geliştirmeli. Ve ne kadar cahil olduğumuzu, ne kadar aslında daha da ne kadar okursanız o kadar okyanusun büyük olduğunu görüyorsunuz. Damla olduğunuzu görüyorsunuz ve okudukça okuyorsunuz ve muhteşem bir muhteşem kapıların da bir yerde açılmasına vesile oluyorsunuz. Ali abi, Ali Perşembe'nin çok güzel teknik analiz kitapları var. Buradan da takip edebilirsiniz. Yusuf Sarı benim hocam. Gerçekten Yusuf Sarı çok basit, harika anlattığı kitaplar var. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Bir de tabii ki benim 1995-96'da yazdığım Ekonomi ve Siyasetin Nabzı Borsa. Oldukça fazla yayın daha var. Hatta benim kütüphanemde şu an şuradan gördüğümü söyleyeyim size. Tanrılara Karşı Geleneksel Yatırım, biraz uzakta göremiyorum. Bayağı bir kitap var arkadaşlar. Kesinlikle bu kitap okumanız çok çok faydalı olacaktır sizin için. Hemen geçiyorum buradan. Şeyi açtık mı? Açtık. Tamam, geldik. Şu an nedir? Dolar 5.32. Büyük ihtimalle haftalıklarda bahsetmiş olduğumuz o seviyelere doğru geri çekilme devam edecektir. Böyle bir yorum yaptıktan sonra borsada şu an için kaç? 100.300 görüldü. Çok normal. Ne diyorduk? Zaman zaman artık bu 11 günden sonra, yükselişten sonra zaman zaman 2 ileri bir geri. 2 ileri bir geri veya 3 ileri bir geri veya 2 dinlenme, 3 yukarı hareketler görme olasılığımız var. Şu an 100 görüldü. 100'ün üzeri çok önemli. Neden? 100.647'nin üzerini görmemiz çok önemli arkadaşlar. Bakın 100.647, bu birkaç günde görmemiz gereken seviye.
Çok çok önemli. Onun için burayı önemsiyoruz. Peki kâr realizasyonu gelir mi? 100'ün üzerinde kalır mı diyecek olursak hemen bakın. Bizim şu an için destek bölgemiz şurası. Şu bölge olarak alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani ilk etapta şu an için 99 binler bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Ama aşağıda 98.500 seviyesi altında kapanış yapmadığımız sürece bu sadece burada oyalanan birkaç gün olan sonrasında tekrar yukarı devam eden hareketler getirecektir. Beklentimiz bu yönde. Onun ötesinde isterseniz başka hisselere şöyle bir göz atabiliriz. Hatta şöyle yapayım. Ben Enka'yı birkaç gündür olumlu görüyordum. Enka çok güzel, gayet güçlü. Borusan'ı gayet olumlu görüyordum. Borusan'da bir olumlu trend hareketi olduğunu düşünüyorum. TT.com birkaç gündür aynı şekilde. Zaten TT.com'u uzunca bir süredir de artık dip yaptı, yukarı hareketten bahsediyorduk. 4.29 gayet güzel. TT.com. Kardemirler'de hareketin yavaş yavaş başladığını düşünüyoruz. Dip yaptığını düşünüyoruz. Ereğli de aynı şekilde bir dip süreci söz konusuydu. Son 3-5 günde gayet iyi tepkiler oluştu. Petkim için olumluydum biliyorsunuz geçen haftadan itibaren. Petkim'de ralliyi görüyorsunuz. Harika bir yükseliş süreci sergiledi. Onun ötesinde Garanti Bankası, bankalar evet arkadaşlar bankalar çok normal diyebileceğimiz bir kâr realizasyonu içinde son 3-4 günde. Borsa yüze giderken bankalarla gitmedi bakın. Ha, bu bahanelerden bir tanesi algoritmalardı. İkinci bahane ne oldu arkadaşlar? Piyasayı bankalar yükseltiyor. Bankaların piyasayı yükseltmediğini size kanıtlamaya çalışıyorum. Tabii ki bankalarla birlikte öncü lokomotif olarak gitti. Kimi zaman bakın şu yükselişte %6-7'lerin olduğu yükselişte başka hisseler de %6-7 yükselmiş. 100 endeksine bakın, 30 endeksine bakın. Zaten sayfamızda bundan da bahsetmiştik. Yani ne demiştik? Bakın bugün %7 yükselen hisse var ama aynı şekilde %10 yükselen endeks üzerinde etkili hisseler de var. Onlar banka değil. Yani en az 30 tane endeks yükselirken bankacılık yükseltiyor dediği günlerde 30 tane de bankacılığın dışında yükselen hisselerden bahsetmiştik. Şimdi mesela çok fazla önemsediğimiz bizim zaten bankacılıkla bir hareketin başlayabileceğinden bahseden durumdaydık biliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz Halkbank, Vakıfbank hepsi trendlerini kırdı arkadaşlar. Yani şöyle hepsinden yatay bir trend alacak olursanız bakın Halkbank için de aynı şey geçerli. Halkbank'ın da yatay trendini aylardır kırılamayan trendini kırdığını, Garanti Bankası'nın aynı şekilde bu trendi kırabileceğini hatta en geriden gelen ne derler? Yapı Kredi Bankası'nın da şu an için bir trend değişim içinde olduğunu gördük. Ve şöyle söyleyeyim başka İş Bankası C çok zorlandı biliyorsunuz çok fazlasıyla İş Bankası üzerinde baskı vardı. Bunun da trendinin kırılabileceğini hatta zamanlama olarak da şu bölgelerden en iyi zamanda en iyi noktaları yakaladığımızı söylemiştik. Şimdi isterseniz şöyle bir şey yapalım. Döngüselden ayarlara girelim. En azından endekse kâr realizasyonu gelirken TL bazında tutunabilecek 100 hisseyi şöyle bir gezelim. Hemen şöyle 100 hisseyi bir gezelim. TL bazında arkadaşlar. Ben de şöyle alayım. Notumu da alayım. Kağıdım burada. Kâr realizasyonu olurken en azından bu hisseleri diyebiliriz ki izleyebiliriz. Elimizde varsa endeks kâr realizasyonu yaptığı günlerde tutunabilir gibi yorum yapabiliriz. Şimdi şunu şöyle atalım. Evet. Efes güzel. Afyon'da sıkıntı yok. Akvazinlenecek gibi. Mesela şu neymiş? Aksen. Akseni şöyle bir işaretleyelim. Yani endekse kâr realizasyonu gelse de tutunabilecek hisseler. Alarko güzel gözüküyor. Bakın bu yaptığımı bizim eğitimimizden sonra, benim yapmış olduğum eğitimden sonra herkes çok rahat yapabilir duruma geliyor arkadaşlar. Hızlı geçiyorum. Belki 2 saniye bakıyorum. 1 saniye bakıyorum. Geçiyorum. Olumlu veya olumsuz diyorum. Listemi çıkartıyorum. Bu listeyi çıkarttıktan sonra geliyorum. 50 tane mi 40 tane mi çıkarttım? Onların bana uyanlarını oturup şöyle bir saatliğine bakıyorum, günlüğüne bakıyorum. Endekse karşılaştırıyorum.
Bu kadar. En fazla yarım saatimi ayırıyorum arkadaşlar. En fazla yarım saat. Yani yarım saat bile sürmüyor aslında. Hoşuma gideni işlem yapıyorum. Ve bütün arkadaşlarımızla, eğitime katılan arkadaşlarımızla aynı noktaya geldiğini söyleyebilirim. Tabii tavsiyemiz ne kadar çok grafik bakarsanız o kadar faydalı olduğunu zaten kendiniz görüyorsunuz, göreceksiniz. Yani en azından bilinçli hareket edildiğini söyleyebilirim. Anadolu Cam gayet güzel gözüküyor. Arçelik, bakın Arçelik hala çok güzel. Sıkıntı yok. Ya bir olumsuzluk, uyumsuzluk var mı yok mu ona ilerleyen safhalarda en azından ben grafiği aldığımda bakarım. Aselsan yavaş yavaş, şinel şinel, sakin sakin. BİM şu an için iyi gözüküyor. Beşiktaş mesela enteresan, bakın. BİM, Beşiktaş, şöyle bir not alalım. Coca-Cola yani. Çok güzel yağmur başladı. Doğan. Mesela Doğan'ı şöyle bir not alalım. Doğan. EKGO. Hakkı Bey'in kulakları çınlasın. EKGO. Enka, bakın harika. Oo, Fener. Hisselerde herhalde arkadaşlar devlet gene kafasına taktığını yapacak, bu banka şeyleri. Vatandaştan önemli gördüğü kulüpleri kurtarmaya çalışacak gördüğüm kadarıyla. Neyse, Frotto gayet güzel gözüküyor. Genel iyi gözüküyor. Gözde. Bakın Gözde'yi geçen hafta bayağı bir hızlı bir hareket ihtimalinden bahsetmiştik. GS'de de güzel gözüküyor. Evet, spor hisseleri gayet güçlü. Gübre de gayet güçlü. Şahane güzel. İttifak. Karsan biliyorsunuz kar realizasyonu geldi. Karton iyi olmaya başlayabilir. Koç Holding gayet güzel, bakın. Bir süredir Koç Holding karton, Koç Holding karton. Kortsa. Migros gayet iyi. Migros'u bir not alayım şöyle. Otokar. Barsan. O enteresan. Otokar çok güzeldi. Barsan. Petkim. Petkim de çok güzel. Petkim bizim için önemliydi. Pegasus hala hazırda güzel. Bakın. Bakın. Yani onu sık sık söylüyorum. Havayolları aşağı derken Pegasus yukarı demiştik ki harika bir trend görüyorsunuz. Gayet güzel. Şişe biraz zayıfladı. Enteresan. Turkcell çok güzeldi. Güzel hareketler devam ediyor. Havayolları hala bir arayış içinde. Sanki bir toparlama isteği olabilir. Toaso güzel gözüküyor. Trakya Cam güzel. Anadolu Cam, Trakya Cam güzel. Şişe Cam ters. Telekom harika. Türk Traktör olmaya başladı güzel. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar, endekse bir kar realizasyonu gelecek olursa bu hisseler güçlü olmayacak. Oo, Vestel harika. Süper. Yataş. Bakın Yataş diyorduk ve Yataş da artık yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Upgrade biraz dinlenebilir. Zoren olabilir mi? Evet. Şimdilik Zoren'de bir alalım. Çok Zoren'i almayalım şimdilik. Şimdi Aksen, Alarko, Anadolu Cam, Arçelik, BİM, Beşiktaş, Doğan Holding, EKGO, Fenerbahçe, Frotto, Gözde, Parsan, Otokar, Migros, Koç Holding, Karton, İttifak,
Turkcell, Tuaso, Trakya Cam, Titikom, Vestel, Yataş. Bu hisselere dikkat ediyoruz. Çünkü ben bu şimdi böyle bir liste çıkarttım. Oturacağım. Borusan Yatırım da vardı bunların içinde. Veresan diyeyim. Oturacağım. Şimdi ben bunları arkadaşlar ekranımda bakın. Şuraya şöyle ekranımda bir yere koyuyorum ve bunun üzerinden takip ediyorum. Eğer uygun görüyorsam hemen gidiyorum. Varantını alıyorum arkadaşlar. Hemen alıyorum, satıyorum. Yani gün içinde yapıyorum. Birkaç günde yapıyorum. Aynı şekilde uygun görüyorsam spot'tan alıyorum. Veya aynı şekilde dolar, evet, 31'in 32'nin altında güzel. Bunlara bakıyorum. Şimdi isterseniz bir de şöyle bir yapmışken hepsini bir şeye geçelim. Yorum yapmış olurum. Euro dolar. Dün bahsetmiş olduğumuz bir nokta vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz ana trend şu an harika çalıştı. Dün bahsetmiş olduğumuz bir seviye vardı. 1.1335. 36 nokta dokundu. Çalıştı şu an için ama buradan bir şekilde hızlı bir dönüş olması lazım. Yani şu ortalamayı kıramıyor. Bakın biraz zorlanıyor. 60 dakikalığa dönüp bakıyorum. Bu saatler önemli. 30 dakikalığa bakıyorum. Yani biraz yani çok ciddi dirençle karşılaştı. Bakın bu bölgeyi görüyorsunuz. Bu bölge günlükte biraz önce gösterdiğimiz o bölge. Pardon, 4 saatlikte gösterdiğimiz o bölge. Yani şu hattı geçemiyor. Buraya geçerse dolar dünyada biraz gevşemiş olacak. Dolar endeksine baktığımızda dolar endeksi de tam tersi görünüyor, tutuluyor. Tepki verir mi? Eğer veremezse bu saatlerden itibaren ciddi bir euro dolar tepki hareketi görebiliriz. Ha, bir de sterlin dolarla ilgili beklentimiz olumluydu. Bakın burada sterlin dolarda 1.30'a geldik neredeyse. Çok güzel. Beklentilerimizi karşılıyor demiştik. Gayet güzel. 1.30'ların da üzerinde bir hareket görebiliriz. Şöyle bakıyorum. Çok güzel, evet. Kırılmalar başladı sterlinde. Dün de bahsetmiş o birkaç gündür beklediğimiz o olumlu hava esmeye başladı. Altın fiyatları. Dün bahsetmiş olduğumuz o önemli bir destek vardı. Tam da oradan tepki verip ne demiştik? 1.284'e doğru bir tepki olabilir. Konuştuğumuzda 1.275'lerdeydi. Ve gayet iyi bir tepki verdi. 84 sıkışıp büyük ihtimalle burada hemen şöyle şöyle 4 saatliğe bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Saatlikte de uyumsuzluk yok. Problem de yok. Peki gram altına bakalım. Gram altın büyük ihtimalle arkadaşlar şu an için aşağı yönde istek oluşacak. 217'lere doğru tekrar bir hareket çekilmesi, bir geri çekilme görebiliriz. Hat aşağıya doğru geri çekilme isteği içinde. Japon yeni. Tabii Japon yeni de önemli. Şu an için tepki verdi ama biraz daha sanki Japon yeni de dar alanda. Yukarıda 109, 110, 109, 110 direnç. Aşağıda da 109 gibi. Biraz daha sıkışacak gibi ama şöyle bir bakalım 4 saatlikten bakalım. Hepsine 4 saatlik bakalım şu an için. Olumlu gibi bir yani yukarıda tutunan zaman zaman tepki veren şekiller oluşabilir. Başka? Evet, Brent petrol. Bakın Brent petrol bizim için çok çok önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim bir not alalım. Çünkü bunu yıllardır çok yapıyorum. Benzin fiyatlarında bir indirim görebiliriz önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Petrol fiyatlarında da büyük ihtimalle bir geri çekilme olacak. Hani son iki defa benzine zam yaptılar ya şimdi indirim yapma zamanı. Yarın akşam, öbür gün, önümüzdeki hafta büyük ihtimalle benzinde bir indirim göreceğiz arkadaşlar. Bunu bir not alalım. Petrolde de büyük ihtimalle bir geri çekilme nereye kadar? 60 dolarların altına doğru bir geri çekilme görebiliriz. VTI'ye baktığımda VTI'de de hemen hemen aynı benzer görüntü var. Bu kadar mı? Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Uzattım biliyorum ama X30 yakın vadeye bakalım arkadaşlar. Pardon. Yakın vade çünkü önemli işlem yapan arkadaşlarımız var. 129. Hemen şöyle bakıyorum. 130 buçuk bizim için hedefti. Hemen hemen buralar görüldü. Şu an için seanslığa bakıyorum. Güzel, sıkıntı yok. 60 dakikalığa bakıyorum. Güzel, sıkıntı yok. Uyumsuzluk var ve uyumsuzluk var. Bakın fiyat yukarı giderken göstergeler aşağıya. Şimdi her fiyat yukarı giderken göstergelerin aşağı gelmesi, RSI indikatörünün aşağı gelmesi, ah tamam satış gelecek anlamında yorumlamamak lazım. Çünkü bizim kriterlerimiz var. O kriterlerimiz çerçevesinde bakın arkadaşlar eğitimle gelen arkadaşlarla bahsediyoruz. Önemli basit noktalar ama çok etkili. Para kazandıran. Bunlara bakarken şu karşılaştırmayı da yaparsak görüyorsunuz şu an için devam etmek istiyor. Tamam. Ama uyumsuzluk oluşmaya başladığında en azından belki biraz pozisyon azaltılabilir. Bu anlamda önemli. Belki küçük trend çizgileri çizebiliriz yukarı aşağı. Mesela en yakınımızdaki trend desteği. En yakınımızdaki trend direnci.
Bu aralıkta nereye kıracak buna bakacağız. He, kırılıp yukarı devam edecek olursa bu RSI yukarı devam etmeyip hala aşağı devam ediyorsa tehlike var. Son bir bozları, gözleri dolar görenleri tuzağa düşürmek için son bir hamle olacaktır. Aşağı gelebilir. Onu da takip edelim. Düşüşte de tam tersi arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar ama tabii bir hatırlatmada tekrar bulunmak istiyorum. Belki bu bölümü çok kişi sevmiyor ama eğitimlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Onun için Reçber Eğitim Danışmanlık olarak internet bağlantımız kesilmiş. Neyse. 3 Şubat İstanbul, 24 Şubat Adana, 24 Mart İzmir eğitimlerimiz olmak üzere ilgilenenlere buradan duyurulur. Ben herkese teşekkür ediyorum. İstedikten sonra aslında herkesin başarabileceğini biz eğitimlerimizde bahsediyoruz. Dolayısıyla katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.